Şimdi arkadaşlar taban aritmetiği ile ilgili örneklerimize devam edelim. Ee, diğer örneğimizde aynı tabanda iki ifadeyi toplayıp arkadaşlar tekrar aynı tabanda istiyor. Bunlara dikkat edelim. Bunları tek tek onluk tabana çevirip daha sonra beşlik tabana çevirmeye çalışmayalım. Burada temel bir durumumuz var. Biz onluk tabanda toplama işlemi yaparken 17 ile farz misal 8'i topluyoruz. Topladığımızda 7 ile 8'i topladığımızda 15 on geliyor. Onluk tabandaki bir rakam değildir. Biz 15'i 10'a böleceğiz. Böldüğümüzde bir defa var. 10, 5 kalanı geliyor. Bu kalanı arkadaşlar buraya yazacağız. Yazdıktan sonra eldeyi de bir sonraki basamağa ekleyeceğiz. Yani cevabımızı 25 bulacağız. Diğer taban aritmetiği işlemlerde de farklı tabanlarda da aynı olayı yapacağız. Bakın 3 ile 4'ü topladığımda ben 7 geliyor. 7'yi 5'lik tabanda yazamıyorum. 7'yi ben 5'e böldüğümde 1 defa var. 5 2 kalanı geliyor. Bu 2 kalanı hemen buraya yazdım. Eldemiz var. Eldemiz 1. Yalnız şu toplama işleminden sonra yapalım. 2 ile 1'i topladığımda 3 geldi. Elde 1 defa 4 geliyor. 4 5'lik tabanda yazılabilen bir rakam. Hemen 4'ü yazdım buraya. Bir sonrakine bakalım. 2 ile 3'ü toplayalım. 5 geldi. 5'i yazamıyorum 5'lik tabanda. En büyük 4'ü yazabileceğim. Böldüm. 5. Bir defa var. Kalanımız 0. 0'ı hemen yerine yazdım. Ve elde var biri. Bakın burada basamak yok. Hemen yan tarafa attım. Şeklinde sonucu bulabiliriz. Ya da çıkartma işleminde. Farz misal. 10'dan 2'yi çıkartalım. Bu çıkartma işleminde 0'dan 2'nin çıkmadığını, yan taraftaki 1'den bir tane onluk attığını, çünkü onluk tabanda çalıştığımı unutmayacağız. Hangi tabandaysak o kadar elde atıyoruz. 10 attığımızda artık 0 ile 10 topladığımda 10 on geldi. 10'dan 2'yi çıkarttım. 8 halinde yazabiliyorum. Yan tarafta da 0 vardı. Çıkartma işleminde de aynısını yapacağız. Örneğin 413, 324 varmış. 3'ten 4 çıkmıyor arkadaşlar. Yan taraftan bir tane aldım. Burası 0 hale geldi. Bir tane almam demek yani artı 5 almam demek. 3 ile 5'i topladığımda artık bu 3 8 haline geldi. 5'lik tabanda yapacağım. 8'den 4'ü çıkarttım. 4 geldi. Şimdi burası 0 kalmıştı. 4'ten bir tane aldım. 4 3 kaldı. Yan tarafa 5 attım. 0 ile 5'i topladığımda burası 5 beş olmuş. 5 ile 2'yi çıkarttım. 3 geldi. Ve son olarak 3'ten 3 çıkarttım. 0 geldi yani 34 olarak karşımıza geliyormuş. Yine çarpma işleminde de aynı yine bir basamak kaydırarak yapacağız. Öncelikle 1 ile çarpınca arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Direkt kendisini yazıyoruz. Ama 2 ile çarpınca yine bir basamak kaydırdım. Şimdi 2 ile 4'ü çarptım 8. 8 5'lik tabanda yazılamıyor. Böldüm 5'e. Bir defa var. 5. 3 kalanı geldi. Bu 3 kalanını yazdım. Çarpma işlemini yaptıktan sonra toplayacağız bu elde ile. 2 ile 3'ü çarptım. 6 geldi. 1 ile topladım 7. 7'yi 5'e böldüğünde bir defa var 5. 2 kalanı geldi. Burada 2 varmış. Ve elde var birimde yan tarafa. Bu hale geldi. Ve alt alta topluyoruz. Toplayalım. 4'ün altında hiçbir şey yok. Hemen 4'ü aşağı getirdim. 3 ile 3'ü topladım 6. Yazılamıyor. 6'yı 5'e böldüm ben bir defa. 5 1 kalanı geldi. 1 kalanı yazdım. Elde var 1'i de yan tarafa attım. Burada zaten boş bir basamak var. E, attım 1'i. 2 ile 1'i topladım. 3 geldi ve 1'i de aşağı indirdim. İşte bu şekilde çarpma işlemini de yapabiliriz. Bir sonraki örneğimizde ise 3 çarpı 5 üzeri 4, 2 çarpı 5 üzeri 3 ve 21 gibi bir sayı vermiş. 5 tabanındaki değeri kaçtır? İsterseniz buradaki sayıyı hesaplayıp 5'e bölüp yapabilirsiniz ya da kolay bir yolumuz daha var. 5 tabanında yazıyoruz. Şimdi şuradaki üstler 0, 1, 2, 3... 4, 5 diye devam edebiliriz. Şimdi 5 üzeri 5'lik bir şey olmadığı için burası 0. Peki 5 üzeri 4'lük olan ifade 3 olarak yazabiliyoruz. 5 üzeri üçlük olan ifadenin başındaki kat sayıları yazıyoruz. Unutmayın. 2'yi yazdım. Yalnız 21 gibi bir ifadem yok. Ben 21'i hemen 5'e bölüyorum. 4 defa var. 20 yani buradaki ifademiz 1 kalanı geliyor. Tersten yazdığımda 41 5'lik tabanda 21'e eşitmiş. Ya da 41'i şöyle de yazabilirim. Ben 0 ve 1 yazdım. Yani 4 çarpı 5 üzeri 1 artı 1 çarpı 5 üzeri 0. E 5 üzeri 1 basamağının kat sayısı neymiş? 4'müş. Ve 5 üzeri 0 basamağının kat sayısı da 1'miş. Arada olmayan sayı kaldı 0. Yani biz bunu düzenlersek 3, 2, 0, 4, 1 5'lik tabanda gösterilebilir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda 2 üzeri 18 ve 2 üzeri 16 sayıların toplamış 2 tabanında kaç basamaklıdır diyor. Şimdi öncelikle bunları 2 üzeri 16 parantezine alabilirim. Burada üstü sayılardan da göreceğiz bunu. 2 üzeri 2 artı 1 haline geliyor. Eğer ki bir tabanda örneğin onluk tabanda bir sayı yazacağız. Onluk tabandaki sayımız 10 üzeri 3 olsun. Bunu çok hızlıca şöyle yapabiliriz. 10 üzeri 3 dediğimiz şey 3 tane 0 koy demektir. Yani buradaki 3 sondaki sıfır sayısıdır. Ya da sondaki sıfır sayısından bir fazlası 3 artı 1 de basamaklı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü önüne bir tane 1 koyuyoruz. Şimdi 2 üzeri 16'da 2 tabanında 16 tane sıfır var demektir. Şurayı hesap edelim. 5 geldi. 5'i 2 tabanında yazmak istersem 5 bölü 2, 2, 2 defa var, 4, 1 kalanı geldi. Bir defa daha 2'ye böldüm. 1, 2, 0 geldi. Şimdi tersten yazacağız bunu. Tersten yazdığımda şurası 1, 0, 1, 2 tabanındaymış. Sonuna da 16 tane 0 getirirsem 3 basamağımız da burada var. Toplam 3 artı 16'dan 19 basamaklı bir sayı haline gelecektir. Notumuzda şunu belirtiyor arkadaşlar. Taban aritmetiğinde teklik ve çiftlik araştırırken tabana bakılıyor. Şimdi tabanımızda bir tam sayı olduğu için bir tek olacağı durum bir de çift olacağı durum var. Eğer ki tabanımız tekse A artı B artı C artı D'nin toplamına bakacağız. Bu toplam eğer ki tek ise sonuç tek çift ise sonuç çifttir. Ancak tabanımız çift ise sadece D'ye bakacağız. Yani birler basamağına. Eğer ki tek ise tek, Çift ise çift olduğunu bulabiliriz. Yalnız bu, burada söylediği şey teklik ve çiftlik onluk tabana çevrildiği halde e, incelenecektir. Bu nedenle siz sadece tabanın teklik ve çiftlik durumuna bakacaksınız. Örneğimize bakalım hangisi tek hangisi çifttir diyor. Tabanımız çift. Tabanımız çift olduğu durumda sadece birler basamağına bakıyoruz. 5 tek bir sayı. Bu nedenle hemen tek olduğunu görebiliyoruz. Ya da başka bir çift için bakalım. Şurası. Birler basamağına baktığım. Birler basamağı çiftse hemen çift olduğunu görebiliyoruz. Eğer ki tabanlar tekse rakamları toplamına bakacağız. Hemen toplayalım arkadaşlar. 6 13 16 17 21 31. Yani hemen tek olarak bulabildik. Rakamları toplamının tek ya da çift olup olmadığına bakıyoruz eğer ki taban tekse. Son olarak şuna da bakalım. 7 9 10 11 13 18. Bakın toplamı hemen çift geldi. Sayı açıldığında onluk tabanda çift olduğunun göstergesidir.